Evet, Bahçeli Köyü'nde çekimlerimize devam ediyoruz Meherka tarlasında. Onur, sen Bahçeli Köyü'ndensin. Evet. Şimdi bu araziyi gördüğün zaman ilk İlham abinin tarlasını neye benzettin? Az önce bahsettin ya. İlk bahseder misin? İlk gördüğümüz anda tarla ince yapraklı olduğu için yulafa benzettik. Ama sonradan hava şartlarından dolayı güneşin çıkması da buğday kendini belli etti. Kılçıklı buğday çeşidine benziyor. Başak güzel. Sen ekmedin değil mi bunu? Ben ekmedim, evet. Takip ediyorsun, evet. Sadece. Nasıl yani görüntü? Aynı zamanda biçer operatörsün, biçerin de var. Evet. Hem operatör olduğum için civardaki ben bütün buğdayları takip ederim. Ediyorsun. Şu an nasıl izlemin? Şu an izlemin güzel. Boyu var. Başak da güzel. Ama hasatta ne olur bilemiyoruz. Tabii onu bilemiyoruz. Ondan sonra hasatı yaptıktan sonra da paylaşım yaparız. İnşallah. Kardeşlenme, başak. Kardeşlenme nasıl? Diğer gezdiğim buğdaylara. Kardeşlenme de güzel ve de sapı şeye benziyor. Sert sapı olduğu için saman da verimi yüksek olacağı benziyor. Yani tecrübelerinden dayanarak, evet, söylüyorsun. Evet. Peki seneye dener misin? Vallahi İlham abi ekmiş. Bu sene sonuçta da verimli olsa niye ekmeyelim? Anladım. Bizim amacımız en iyisini en iyi şekilde üretmek. Anladım onu. Ve de üreticimizi aydınlatmak. İnşallah. Başka gözlemlerine eklemek istediğim bir şey var mı köyle yani, ilgili? Bir de en iyisi, en iyisi yatmamaya dayanıklı bir buğday olduğuna benziyor. Başak görünüşü süper. Hepsi birbirine eşit. Homojen. Homojen. Fazla söze gerek yok. Kış burada soğuk geçiyor. Nasıl, evet, kışın takip edebildin mi? Yani kış zararı oldu kış mu? Yok. Olsa zaten şey olur. Buğdayda engebeli olur yani. Dalgalanma olur. Birisi yüksek, birisi kısa olur ama kardeşlenme de güzel olduğu için buğday çeşidi güzel de benziyor. Bir de pasa da septoroya dayanıklı olduğu için bizim için en ideal edebileceğimiz buğday çeşidi. Biz de merakla bekliyoruz bakalım ne çıkacak buradan. İnşallah. Ne biçeceğim. Bizimle paylaşırsın. Hasat yaparken gelin. İnşallah. Biz takip ediyoruz zaten. Bizde diğer ürünler de var. Mesela az önce oraya da gideceğiz. Prima var. O kabak bu buğday. Bilmem onu takip ettin mi? Evet. Elmalı gibi. Elmalı'nın orada. O da bize ait bir çeşit. Arpamız var. Favori. Onu bilmiyorum takip ettim. Favori'nin ismini duyduk ama hiç ekim yapmadığımız için görüş bildiremiyoruz. Şimdi yani, ekmediğimiz bir çeşit hakkında da yorum yapmak yanlış olur. Şey nasıl peki? Aynı Meherka gibi gözlemlenir nasıl arpada? Oraya hiç geçmedim. Bilemiyorsun. Tamam. Anladım.